Boncuklu kazak. Şöyle bir kameralar yakından görürse bunu. Bakın. Bunu Instagram'da çok iyi yapan bir hesap var. Çok beğendim. Dedim ki biz de yapalım. Hakikaten ellerine sağlık, o yabancı bir hanım. Belki takip edenler vardır. O yapıyor. Biz de yaptık. Ama modeli kendimiz uydurduk. O çok daha güzel şeyler yapıyor. Başka farklı yünlerle yapıyor. Ferhan, bunu örmek için önceden bu boncukları ipe diziyoruz. Ben de şey, Fransız düğümü gibi sonradan yaptınız zannettim. Yok, yok. Değil. Öyle de olmaz mı? Hani Yemenilerin oyaların kenarına boncuğumuzu böyle dizeriz ya. Aynı o mantıkla yünümüze boncukları diziyoruz. Ama bunun da incelikleri var değil mi Gülsüm, evet, Hanım? Var. Böyle bir kazak kaç çileden çıktı onu söyle. 3 tane de. 3 tane çile yünden çıktı. Şimdi ölçüleri vereceğiz ama önce şu boncuk dizmeyi görelim. Tamam. Gülsüm Hanım. Ve Ferhan bize yardım etsin orada bir parça. Şimdi boncuk işi yapanlar, kolye yapanlar, bazı boncukların yuvaları küçüktür. Ve iğneyle zor geçirirsiniz. İğneye geçse iplik geçmez. Onun için biz neyle geçiriyoruz bunu? Telle geçiriyoruz. Var. Bunu boncuk yapanlar bilirler. Eskiden böyle hazır teller yoktu. Yaşım çıkacak ortaya yani. Sigorta teli diye bir şey vardı. Sen biliyor musun sigorta telini? Sen biliyor musun sigorta telini? Bilmiyor. Gençler bilmiyor. Ben o sigorta telinden tel alırdım. Evlerde bulunurdu kablolu sigorta teli. Barış, biliyor musun sigorta telini? Tabii sen sigorta indiriyorsun, kaldırıyorsun. Ha, bizim zamanımızda öyle miydi? Annem hep bana yaptırırdı. Şimdi o sigorta teli gibi ince tel. Kamera görecek mi? Şuraya koyayım. Bakın. Saç teli gibi. En incesinden. Onunla geçiriyoruz boncuğumuzu. Onu nasıl takıyoruz ipimize? Ben onu dur çıkarma, şurada göstereceğim. Şöyle yapıyorsunuz, ipe geçiriyorsunuz. Ondan sonra bunu güzelce böyle büküyorsunuz. Bu tel makasla da kesilir, isterseniz de sonrasında çıkartırsınız. Şimdi bu burada biz birazdan. Ferhan şu teli kesip çıkart, birazdan dert olur. Hadi Gülsüm Hanım, telimizi büktük, iğnemizi hazırladık. Böyle bu şekilde. Evet. Yani renkli boncuklar. Evet. Aslında burada evinizde kalmış birbirinden alakasız boncukları da değerlendirebiliyorsunuz. Almışsınız, bir iş yapacaksınız, yapmamışsınız. Veya eski kolyeler var. Atmıyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz. Koparın kolyeyi, koyun bir tabağa. Gerçekten onu o şekilde yapabilirsiniz. Bakın biz bu şekilde dizmiştik buraya zaten. Hazırlamıştık. Bu şekilde diziyoruz. Gülsüm Hanım, bunun hani oya yaparkenden farkı nedir bunu işlerken? Daha çok tığ işi olur onlar. Tığ işi. Tığ işi. Hadi burada bize şişle. Bir boncuğu nasıl alıyorsun göster. Sana bir parça diz bakayım Ferhan. Şurada dizebilecek misin? Yapmayayım diyorsun peki. Tamam. Şimdi kenardan 3 tane ilmeğimizi ördük. Yani burada, burada önemli olan herhangi bir kazak yapabilirsiniz. Kazağın modeli o kadar önemli değil. Ama boncuğu böyle asimetrik, bazen simetrik, hani şey derler, böyle müsavi derler, böyle eşit ama bir yere çok birikmesin, bir yerde az olmasın şeklinde yapmanız lazım. Siz kaç tane de bir yaptınız Gülsüm Hanım? Aralarını mı? Araları. Göz kararı yaptık Derya'nın. Evet. Hiç saymadık. Yani çünkü kendini, bakın şöyle kendini şu şekilde. Kendini gösteriyor zaten. Kendini belli ediyor. Yani şunun şurasına getirip, bunun evet. Burasına, buraya bir tane boşlukları doldurmak burada önemli olan. Ama iki sıra örüyoruz Derya'nın şeyini. Neyi? Aralarını mı? Arasını böyle. Ay, iki sıra boncuksuz gidiyoruz. Bu evet. Önemli bilgi Gülsüm Hanım. Evet. Aytül, sorular olursa burada. Genelde şarkı istiyorlar ya. Aa, iyi, bizim el işlerini şey yaptınız bugün. Küstüm vallahi. Şarkı istiyorlar. Efendim?
Ne istek şarkı ne var Allah aşkına söyle. Şimdi tam şey oldu. Senede bir günü kocam için çalar mısınız? Çok sever. Evet. Senede bir günü. Çok güzel şarkıdır ama. Senede bir günü. Derya Hanım, bunun hani burada şeylerimiz büyük evet, oluyordu söyle. Ya boncuklarımız. Ha, şimdi bazı boncuklar büyük oluyor. Söyle Gülsüm Hanım. Boncuklarımız büyük olduğu için bunu bu şekilde çevirerek görüyoruz. Nasıl? Böyle. Böyle arkadan alıyoruz, böyle çevirerek görüyoruz. O zaman burada sıklaşıyor. Evet. Şimdi biz bunun çekimini yapıyoruz. Gülsüm Hanım bunu yaptı. Şimdi yarısını Gülsüm Hanım ördü, yarısını Yurdanur ördü. Bize bu sırrı söylemiyor. Biz örüyoruz, boncuğu koyuyoruz. Orası böyle bayağı bir delik kalıyor bizimkilerde. Bakın siz yapmayın. Söyle sırları burada, programdayız. Hepsini söyle, söyledim, anla. Söyledim. Birdenbire yayında geldi, anlatırken bize demez mi? Ben onu alıyorum, oradan döndürerek yapıyorum. Ama o anda aklıma geldi. O an aklıma geldi diyor. Yok yapmaz öyle şeyler de. Ama çok tatlı. Söyleyince biz Yurdanur'la böyle olduk. Ne? Bize söylememiştim bunu. Bizimkiler böyle delik delik oluyor. Ne yapacağım? Yurdanur da şey yapmış yazık. Arkalarından bazı yerleri böyle çekmiş dikmiş. Hani delik kalmasın diye. Birdenbire sırrı orada verdi. Sanki iki sıra ördük Derya Hanım. Şimdi evet. Tam ikisinin ortasına geliyoruz tekrardan. Bir boncuk daha. Şimdi kazan şeylerini verelim Gülsüm Hanım. Sen onu örerken, veriyoruz. Kamera onu çekerken. Şimdi 90 ilmekle başlanır. Bu 38-40 beden bir kazak. Normal bir ip, tığ numaranı söyle. Tığla bir şey yapmıyoruz ki. Hayır, şiş. 5 numara. 5 numara. Ben artık ne tığ ne şiş onları karıştırdım. 5 numara. 10 sıra bir ters bir düz bir ters örüyorsunuz. Yani bir lastik yapıyorsunuz altına. Sonra düz örgüye geçiyorsunuz. 50 santim olana kadar kol yeri açıyorsunuz. 50 santim olduktan sonra. Kol yeri bir yapıyorsunuz ve kollar 46 ilmekle başlanıyor. 10 sıra bir ters bir düz örüyorsunuz. Kol ağızları yani şurası. Kol ağzı, evet. 46 ilmek, 10 sıra bir ters bir düz. Gülsüm Hanım bir de şuradaki sırrını söyle. Bu kaza beğendiyseniz bir kere daha yapacağım. Oradaki sır da Derya Hanım sizin hani bir şeyiniz vardı ya. Yaka oldu, şimdi olmadı. Şimdi biz bu yakayı geniş yaptık. Yaka oldu, olmadı. Yaka çok büyük sorundur biliyorsunuz. Bayağı bir sorun oldu o yakada. Bakın çok muntazam aldı. Bu muntazamlığı nasıl sağladı onu söylesin. Hemen göster. Şimdi şu bana. Kolunun şurasını da göstereyim de. Göster. Daha şey olsun. Şimdi yakayı açtınız. Lastiğiniz yok. Bakın nasıl alıyor oradan ilmeği. Şöyle. Şu benim açımda olsanız kameraman kardeşim valla ben yönetmenim şuradan çekelim Gülsün onun elleri de pofido gel bak oradan ilmeği alıyor yönetmenim işine karıştım affedersin affet beni. Böyle bu şekilde kenarın çevresini tüm döndüm bu bak, şekilde. Oradan muntazam bir şekilde ilmek çıkardı. Evet, bu şekilde. Sonra onu şişine geçirdin değil mi Gülsüm? Evet, bunu da burada zincir gibi olduklarının arasından böyle bu şekilde aldım şişime geçirdim. Ha, söyle onu da göster. Onu da göster. Geçir şişesini şöyle. Böyle. Çok muntazam bir yaka çıktı. Ben bunu çok beğendim. Böyle tığımla. Evet. Aldım buraya geçirdim. Hem burada delik olmadı hem de burası düzgün çıktı Derya Hanım. Bakın yakayı bu gösterirseniz çok muntazam değil mi arkadaşlar? Evet. Vallahi Gülsüm evet. Hanım alkışı hak ediyor.